Evet, şimdi başladım. Buraya koydum. Tamam. Şu anda kafamda senkron oturdu. Pint Panda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Nesgame, sen de hoş geldin. Chat çaylarla dolacak. Hunharca. Hoş geldin Nesgame. Tekrar hoş geldin. Şimdi görüntü tamam. Ulan kitapsız kol. Ne vardı tanısaydın? Neyse, onu da artık yayından sonra yarın bir gün. Yayınların süper, her gün saatlerce yayın bildirimini bekliyorum. Böyle devam demiş Darkwiz. Teşekkürler Darkwiz. Hani beni arayacaktın bebişim, sanki öyle bir şey demiştin. Daha gerçekleşmedi Elif. Olamadı bir sebepten. Yarın. Heh, başladı. Tamam, şimdi alışıyorum. 5. Senkrona bir alışayım. 3, 2. Mouse artık tamam. Kafamda mouse benim aslında önümde. Tamam. Ulan. Yemin ediyorum ısıracağım o kolu sinirden. En son gençlerimiz ya tekrar geçmişe dönmeye başlamıştık. Çünkü bir şeyler ters gitmişti yolunda. Değişiklik görememiştik. Olmadı bir sebepten. Ve tekrar geriye dönmeye başladık. Geriye döndüğümüzde de bu yaşlı amcamıza, hani Johnny'ye şey, Ay'a gitme, to the moon, Ay'a gitme fikrini sokabilmek için hatunla ilk gittiği, hani ilk filme gitmişti ya, Snake One, hakikaten adam geldi. Hoş geldin Snake One. Afiyetler olsun. Yapıştır. Aklına hani kızla gittiği ilk filmi ilk filmden itibaren sokmaya çalışıyor. Şu anda bir anda posterler Moon'a döndü. Ay'a seyahatle ilgili bir filme döndü. Bakalım. Yani ergen halinde kafasına sokmaya çalışıyoruz. Ulan ses çok kısık oldu be. Çok kısık oldu. Ben dayanamıyorum, biraz arttıracağım. Fazla kısık. 35 iyidir. 35 iyidir. Gerekirse ben bağırırım. 35 iyidir. Mouse tekrar geri geldi. Yavrular burada. Ay'a gidiyoruz sevgilim. Scott Summer, hoş geldin. Chat'te çay bitmeyecek bugün. Ay'a gidiyoruz sevgilim. Oh Henry. Yüce Tanrım, düzgün bir film oluşturmak için çok yorgun ve açtım. Saruhan. Zor, zor iş, zor istiyorsun. Hele yayında imkansız. Gidip John'a bir değişiklik olmuş mu diye bakmalıyım. Şimdi filmi değiştirdik. Artık manitasıyla ergen haliyle ilk gittiği film dandik de olsa bir Ay'a seyahat filmi. Oturup bunu izlemek zorunda kaldığı için üzgünüm. Temmuz. Temmuz ikinci defa tekrar abone oluyor. Hoş geldin Temmuz. Ender Bey. Eyvallah, teşekkürler. Bu arada... Gidip John'a bakmam lazım. Bir değişiklik olmuş mu? Tamam da John'un evine Evi... Rosaline buradan... Tamam, oradan girilmiyor. Ben yanlış hatırlıyorum. Ha John... Tamamen aynı. Gidip başka bir noktada kıvılcım çıkartmalıyım. Komik olmaya başladı. Lily... Bizi hiç görmüyor, hiçbir şey yok. Nesgame, daha ne olsun abi, sen hep buradasın zaten, teşekkürler. Belki de burada işe yarar bir şey vardır. Nereye döndük? Daha da çocukluğuna, bu John mu? John sen misin lan? Şu an ona ayıracak vaktim yok. Bu kimdi ki? Bu şey mi? Kankası, zibide olan. Sessiz bildirim. Teşekkürler. İlk bağışım demiş. Eyvallah kardeşim. Tamam. Şimdi bu River. Kızıl saçlı hatun. İlkokul çağlarına döndük ya da ortaokul. İlk öğretim çağları diyelim. Bunlar kızla konuşmaya çalışıyordu. Hatırlıyorsunuz. Geçmişe dönün. Gazlıyordu. İşte Johnny ya şöyle olursa böyle olursa ya beni sallamazsa falan. Oraya geri döndük. Bu defa burada bir şekilde Ay'a gitme fikrini sokmalıyız. Peki suratına bir ansiklopedi fırlattı. Fırlattı mı he? Fırlattı mı? Kapa çenin dostum. Siz burada ne yapıyorsunuz? Başlıyor, gidip güzel bir yer kapalım. Ne başlıyor? İyi de böyle bir şey olmamıştı. Bir şey değişmiş demek ki. Nereye gittiler? Bir dakika, resim dersine bakacağım.
Bir dakika, bunları takip edin. Bir dakika, nereye gittiler? Herkes bir yere gidiyor. Hey, itmeyin. Salona şeye gidiyorlar. Basket sahasına. Bu arada sesleri iyi. Herhangi bir sorunumuz yok. Bekle bir dakika. Bu gerçek bir değişim değil. Lütfen dikkat. Allah senin belanı versin ya. Bildiğiniz gibi ben bütün ihtişamıyla NASA'yı temsil etmek için gönderildim. Ve buraya size her şeyi anlatmaya geldim. Bugün finali, evet. Evet, çilek reçeli. Bugün bitecek. Çal Timmy. Vay canına, bu korkunçtu. Konudan sapmayalım. Diyordum ki birçoğunuzun merak ettiği şeyin ne olduğunu biliyorum. Benim başka bir diyara gidebilmem gibi harika bir şeyin olması mümkün mü? Canlı yayın kariyerindeki ilk bağışıma seni uygun gördüm demiş. Duskooler, çok teşekkürler abicim. Eyvallah. Venüs'ün tatlılığına bakmam, Satürn'ün halkalarını tersine doğru yüzmem ya da belki serinlemek için Ay'a gitmem. İşte NASA'da yeterince arzulanırsa herkesin bu potansiyele sahip olduğuna inanırız. Şanslı kişi sen olabilirsin. Ya da sen. Veya belki de sen. Ama ben Ay'a gitmek istemiyorum. O zaman sen şanslı... Ne? Ne dedin? Neden? Niye gideyim? Ben dünyada mutluyum. Peki, oraya gitmeyi azıcık da olsa istemez misin? Hayır, neden? Ufacık bile mi? Estinera, hoş geldin. Hayır. Yolda yürürken Esma, esas oldu, aman ha. Hoş geldin, hadi çabuk. Pekala, resmi NASA personel alma memuru olarak Ay hakkında birkaç bilgi vereyim. Öncelikle Ay 4,5 milyar yaşındadır. What the f- Ve yüz ölçümünün neredeyse Afrika kadar büyük olduğunu biliyor muydunuz? Doğru. Ve eğer Ay'ın etrafını bisikletle gezmek isterseniz... Ayrıca buradan Ay'a olan mesafe ışık hiziyle 1.5247 saniyedir. Ve eğer bir uçan arabanız varsa 130 gün sürer. Bunu bilmiyordum. Ve şunu da belirtmeliyim ki, Ay'a giden insanlar meşhur ve zengin olurlar. Hepimiz biliyoruz ki zengin ve meşhur kişilerin hayran kitlesi olur. Birazcık sesi kısayım ben o sırada. Müzik 30 iyidir, 30 iyidir. Tamam, alıştım. Böylece sunumumu tamamlamış bulunuyorum. Unutmayın, NASA hepinizi kabul eder. Özellikle de kumralsanız. Çok inanılmaz ikna ediciydi ya. Müthişsin sen. Bu adam maaş alıyor değil mi lan bu iş için? Bayağı maaş alıyor yani. Sen mühendis kal babam. Ne düşünüyorsun? NASA büyük ihtimalle seni işe almazdı. Ama bu durum için yeterince iyiydi. İşimi sağlam yaparım. Pardon, karıştırdım şeyi. İşe yarayıp yaramadığına bakmak ister misin? Elbette, hemen dönerim. Kesin olumsuz gelecek, bak. Döndüm. Rapor ver. Tamamen başarısız. Hay aksi şeytan. Hey, ümidini yitirme. Eminim yapılacak birkaç şey kalmıştır. Örneğin... Evet, John'la River'a mı döndük? Hayır, pardon Isabel. Şeye döndük. Yaşlılıklarından birkaç adım öncesine. Isabel'in diyorum. River'ın bir tık daha iyi olduğu ama maddi kriz. Parayı eve mi harcayalım, şeye mi, iyileşmesi için mi? Sergen, hoş geldin. O aboneyi kaçırmışım, hoş geldin abicim, teşekkürler. Hemen buradan bir çay, devam. Bu evin yapımına paramız yetmez. Derken ne oluyor ya?
Peki Ayges'i piyangosuna yeterli mi? Ne yapıyorsun lan? Ne biçim giriyorsun araya? Scott Summer, Deus Ex Candır. Eyvallah kardeşim, teşekkürler. Bu evi satarsanız yeter. Bu teşhis kesin mi? Acaba NASA'nın mükemmel sağlık sigortaları olduğunu biliyor muydunuz? Hakan Savaş. Harbi dayaklı. Muhammed, teşekkürler, hoş geldin abicim. Bu doğru. Hem siz hem de eşiniz için. Hep YouTube'dan izliyordum, ilk defa denk geldi demiş. Ah, kaçırdım, kırdım. Yanlış bir şeye tıklayınca gidiyor. Ama kalbin kimden geldiğini göremedim. Neyse, çok çok özür diliyorum abi. Buraları şey geçmem lazım. Yanlış yere tıklıyorum. Allah'ım ne kadar zor. Böyle böyle alakasız zamanlarda atla gezerken bak. Uzayda ücretsiz midilli gezileri. Aa bakın bir düğün. Senin adına sevindim. Bir bilmece. Bil bakalım bal ayı. Pardon, bal ay. Bal ayı için nereye gitmelisin? Gene korkudan tıklayamıyorum sağa sola. Buraya da dalacaklar. Bu defa 30'lu yaşlarındaki hali. River? River yatakta değil miydi buradayken? Ha yok, orada piyano vardı. Hayır. Honeymoon balayı, evet. Lanet cam kaygan. Johnny, can. Ne oluyor be? Amanın. Bana kalırsa bu böyle olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Komik duruma düşüyoruz. Biz profesyonelleriz. Onun arkasından koşup aptal gibi bağırıp çağırmak için bu işe girmedim ben. Bunun için girmedin mi? Bak. Belki de uykusuzluğumuz bizi etkiliyor. Bütün gece kalacağımızı bilseydim kahve getirirdim. Katılıyorum. Demin oluşturduğum filmi görmeliydin. Ne filmi? Pazartesileri, Duskuller. Pazartesileri, CSGO. İşte tam üstüne bastın. Her neyse, zamanımız kısıtlı ve bu şekilde hiçbir yere varamıyoruz. Sabaha kadar ara verelim. Umarım Johnny o zamana kadar dayanabilir. Ben de bir iki telefon görüşmesi yapayım. Aralarda diğer serilerle ilgili Long Dark şudur budur ara verdiğimizde konuşuruz. Şu anda bu oyunun yayınını yapmak gerçekten çok zor arkadaşlar. O yüzden arada mesela ekran saçmalıyor falan. Dediğim gibi ekran karşımda ama oyunla mouse farklı bir yerde. Çok garip. Anlamak çok zor. Neden makinenin hiçbir etkisi olmadı? Johnny'nin kayıtlı Ay'a gitme arzusu başarıyla aktarıldı. Lakin aktarımdan sonra onda Ay'a gitmek için en ufak bir istek gözükmüyor. Eğer işlem sırasında arzuyu etkileyecek ikinci bir sebep ortaya çıkmadıysa. Bu kadar Ay'a gitme meraklısı adam geçmişinde ilerledik. Ne? Yani River'la ilgili bir şey mi tetikledi? Dilinin teki. Eyvallah kardeşim. Ne güzel işte. O zamanlar işine yaradıysa ne mutlu. O zaman aynı arzu iki farklı zamanda iki farklı sonuç üretecektir. Ağzına eline yüreğine sağlık, seviliyorsun demiş Dilinin teki tekrardan. Eyvallah kardeşim. Çok çok teşekkürler. River'ın bütün bu olaylar sırasında etkili olduğuna şüphe yok. Yani River'dan başka kim olacak zaten? Eğer çekirdeğin değişmesine sebep olan bir şey varsa baş şüphelimiz odur. River bu durumda. Yani aklına kim şey yapabilir? River. Ama hepsi bir yana, tam olarak neydi sebep? River. Ne yapmış olabilirsin? Eyvallah Nemter. Teşekkürler. Hoş geldin abicim.
Güneş doğuyor. Şu anda bizim Doktor Hatun kendi kendine kafa açıyor, kafa patlatıyor ya da. Rosaline, fazla zamanımız kalmadı. Acaba Neil bir şey bulabildi mi? Çabuk çabuk ve sağ sol koş. Ama dikkat et. Merdivenler özellikle. Neil'dan ne cacık olacak gözün sevdiğim. Ne işe yarayacak Neil? Ne olmasını bekliyorsun ya da? Gigi kaptan beri takipteyim diyen Pedro Hermoso. Vay kardeşim eyvallah. Ulan neydi? Ne günlerdi? Güzel günlerdi. Theo, Turus. Ya şu anda Theo. Theo, Turus ve Melody. Bundan 5 yıl falan mı oluyor? 5 yıl önce Gigi kaptaydık biz hep beraber. Benim şimdi şu lavuğu bulmam lazım. Neil bir şey düşünebilmiş mi bakayım? Ha buraya sokmuyor. Bir daha deneyeceğim. Evet. Burada değil yolumuz. Yukarıda. Şimdi bu defa kolla oynayıp mouse'la şey yapmaya çalışınca da biraz zorlanıyorum fark etmişsinizdir. Ah sincapın kokusunu ta buralardan alabiliyorsun. Sincap. Biliyorsunuz bunu. For River. River için. Bunu... Yatakta hani hasta yatağında River yatarken çalıyordu şey yapıyordu falan John. Zaten bir zeytin, bir ornitorenk, bir müzik. Bunlar değişmiyor. Bunların hepsi anlamlı yani. Evet önce şuradan başlıyorum. Tommy. Ama anne okula gitmek istemiyorum. Tommy kim lan? Ah Lily, Lily'nin çocukları. Bugün pazar zaten canım. Hop yatırdı. Şşş bırakın uyusunlar. Kapat şunu seni koca aptal. Ha çocuklar bunlar ya. Tamam neyse. Aa aldığım kitap. Aa bir dakika. Eşyalar. Oyuncak ornitorenk. Anahtar. Hala yaşıyor ama durumu yeşil değil bak. Sarı. Notlar. Salamura zeytin. Geri yerine koyacağız. Maxstar. Hoş geldin Maxstar. Origami rehberi. Zaten her yerde de şey vardı hatırlayın. Bu origami muhabbeti. Aman bu ne ya at gitsin. Metni oku. Gezginin origami rehberi kağıt katlama konusunda bütün bilgileri kapsayan bir kaynak olarak origami Wikipedia'sını çoktan geride bırakmayı başarabilmiştir. Birçok kusuru olması ve şüpheli bilgiler ya da en azından yanlış aktarımlar içermesine rağmen bile eskilerden iki basit mevzuda üstün gelmektedir. İlk olarak bu kitap kağıttan yapılmıştır. Ve diğeri de bu kitabı okurken kaçınılmaz olarak oluşacak kağıt kesikleri için yeterli sayıda sargı bezi içermektedir. Büyük bir origami ustası olabilmek için her origaminin tam olarak 42 hamlede yapılabilmesi gerekmektedir. Çoğu origami turnuvasında makas kesiği hile yapmak olarak algılanırken kağıt kesiği kurallara uygundur. Origamiye merakınız varsa bakın bu kritik bilgiyi. Susar mısın panda chat ağlıyor demiş Speros. Dilinin teki. Hoş geldin abicim tekrardan. Kağıt kesiklerinden sakınmanın yolları. İmiş bu. Tamam yok ay. Pekala. Başka bir şey var mı? Tatlı güneş ışığında yıkanınca papatya kokan bir zombiye aşık olan bir kızın hikayesi. What? Hatırladım bunu. Tatlı güneş ışığında yıkanınca papatya kokan bir zombiye aşık olan bir kızın hikayesi. Merak ettim. Ha okumuyor. Sarmadı. Çıplak kral. Onu biliyoruz. Okumuştum. Ama yine de hani belki bir değişiklik olur bir şey olur. Sessiz bildirim. Hoş geldin sen de aramıza dostum. Aynı şey.
Mutlak Kralı bilmeyen var mı aranızda? Bilmeyenler için dur tekrar bir okumuş olayım. Ve renkler, o güzel kumaşın renkleri. Ben ömrüm boyunca böyle bir şey görmemiştim. Herkes o kıyafetleri görememenin yaşattığı hayal kırıklığını gizlemeye çalışıyordu. Fakat bir çocuk, hiçbir vasfı bulunmayan ve sadece gözlerinin gösterdiği şeylere inanan bir çocuk, at arabasına tırmandı. Ama hiçbir şey giymemiş ki dedi. Saçmalama diye azarladı babası. Ama izleyenler tarafından duyulan çocuğun bu sözleri hiç durmadan tekrarlandı. Evet. Sadece zekiler görebilir. Hı. Hey ya. Çık. Abi bir şey. Dur. Şu Isabel'le... Bir dur kız. Isabel bir durur musun? Chat ağlıyor. Durmadı. Yani konuşmuyor. Aşağı. Sırada aşağı var. Işığı yakıyorum. Animorf. Aman istemez Animorf kitabı falan. Sandık gitti. Açılamıyor mu? Tam buradan. Buraları hatırlıyorsunuz zaten. Peki. Gidiyorum ben. Son Ateş Lordu. Zuko. Yok, o Son Ateş Lordu değildi ama. Hoş geldin Son Ateş Lordu. Buralarda yeni bir şey göremiyoruz ya da bulamayacağız. Ama tekrar bir... Hani belki bir şey çıkar diye bakıyorum ben. Daha evvel girmediğimiz, etmediğimiz... No, yok. Bu şeyle niye konuşmuyor Isabel'le? Orasını da anlamış değilim yani. Şey, Lily pardon. Aha, geçen gece o ikisini mutlaka takip etmeliydim. Yine geç attılar. Ama bu her gün olacak bir şey değil. Sanırım. Ah, sormak istediğiniz bir şey mi vardı? Evet, şimdi. Önce sen kimsin Lily? Abi ilk kez sana kalp atıyorum. İyi yayınlar. Eyvallah. Amele balgım. Teşekkürler. Hoş geldin abicim. Sizin gibi birinin burada çalışması oldukça tuhaf. İki çocukla birlikte yani demek istedim. O kadar da kötü değil gerçekten. Buradan da okul servisi geçiyor. Ama kendinizi nasıl bir anda burada buldunuz? Birkaç yıl önce kocam hayatını kaybetti. Ne oldu? Askerdeydi. Deniz aşırı konuşlandıran son birlikteydi. Üzüldüm. Paniğe kapılmıştım. Paramız azalmıştı ve hayat çok acımasızdı. Johnny ilanımı gördü ve bana bu işi teklif etti. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Burası çok huzurlu bir yer. Ayrıca acımı dindirebilmemi sağladı. Hükümet hiç bu konuda sana ödenek sağlamıyor mu? Sağlıyor tabii. Bir süre sonra da yardım almaya başladım. Ama bu sefer de Johnny'nin sorunları ortaya çıkmaya başladı. Yardıma ihtiyacı vardı. Tammy ve Sarah burayı sevdi. Biz de burada kaldık. Johnny'ye gelince o da çok sevindi. Onu özleyeceğiz. Esasında çok düşündüm. Johnny de bir ailesi olsun istiyordu. Çocuklarını soralım. Peki onlara John hakkında ne söyleyeceksin? Ben bilemiyorum. Muhtemelen bir şeyler söylerim ama yararı dokunmaz. Palpatial, görünmemiş olabilir abi, çok özür dilerim. Neyse, geç olsun güç olmasın, şimdi çıktı, eyvallah. Zamane çocukları çok zeki, anlayacaklardır. Bence de, hayatın kanunu bu, saklayacak bir şey yok. Ve gelecek. Burada tam gün çalışıyorsun değil mi? Peki bu iş bittiğinde ne yapacaksın? Başka ne yapılır ki? Şehirde başka bir iş bulup hayata devam ederim. Çok yazık ama. Johnny ve bu evi çok özleyeceğim. Belki gelip arada sırada burayı ziyaret ederim. Bu kadar. Bir dakika. Johnny kendinden geçmeden önce bana yakında sizin geleceğini söylemişti. Muhtemelen bunu söyleme fırsatı bulamayacaktı. Bu yüzden onun adına size teşekkür etmemi istedi. Rups, teşekkürler. İlk defa atıyorum. Senin hayalet izleyicilerindenim. İyi yayınlar. Estağfurullah Rups. Eyvallah.
Yayıl izle abi. Hiç illa yazacaksın, edeceksin, bağışlatacaksın diye bir şey. Tadını çıkar. Hatta yatağa geçin öyle izin. Ben okuyorum zaten size. Teşekkür ettim Rups. Çetin. Duygusallığı bozduğum için özür dilerim ama yardımların için çok teşekkürler. Eyvallah. Çözüldüyse ne mutlu Çetin. Dediğim yerden yazdıysan çözerler. Bizim geleceğimizi biliyormuş ve Lily'den teşekkür etmesini istemiş bize. Eyvallah. Saatler bakın tiktaklamıyor. Vah. Saat kaç? Anlaşılmıyor ki. Ne bu ya? Akşamüstü 8 küsür mü? Herhalde. Buraya baktık mı? Ah, ne yapıyorsun lan? Nedir? Görünüşe göre bizim Johnny'mizin eski günlerden kalma gizli kayıtları varmış. Gizli kayıtlar mı? Gizli tıbbi kayıtlar demek daha doğru. Görünen o ki gençlik zamanında adamımız yüksek dozda Görünen o ki gençlik zamanında adamımız yüksek dozda beta bloklayıcı ilaç almış. Beta bloklayıcı ne demek lan? Neyse herhalde etkili bir ilaç. Uyuşturucu gibi bir şey mi diyeceğim? Bilen var mı? Çok meraktan bir dakika arkadaşlar. Beta bloklayıcı nedir? Antidepresan. Ha tamam Muhammed yazmış. X'cende. Tamam. Demek ki böyle bir durum var. Antidepresan ve yüksek dozda. A bunu hatırladım evet. Tamam doğru. Kalp şeyi ritmi içinde kullanıldı. Evet. Ve şansa bak. Bu ilaçların anılar dediğimiz şeylere yan etkileri olurmuş. Beta bloklayıcı. Johnny'nin kalp rahatsızlığı yoktu değil mi? Bak. Kalp ritmi. Sanırım yoktu. Merak ettiğim bir şey var. Ya bu yan etkiler sadece başlangıçta ortaya çıkmış bir şeyse ve bu kadar büyük dozda. Pelpatel. Boşluk chatteydi. Eyvallah görmüştür. İlaç aldığı zaman ait anılarında bunun özel bir etkisi olmalı. Pelpatel bu arada yanlış okumayayım. Yani sence bizim daha eski anılara ulaşmamızı engelleyen şey bu mu? Hatırlayın. Niye elimle böyle gösterdim bilmiyorum. Ulaşamadığımız bir şey vardı. Bir bölge vardı. O olmadan yaparız diye düşünmüştük. Yapamadık. Sorun makinede değil, orası kesin. Bakım departmanından onlara çıkıştığım için laf yedim. Şimdi ne olacak? Yeniden yapılandırma için gerekli frekanslar aldım. Bu sayede bloklayıcıları geçebiliriz. Ve çocukluğuna indiğimiz anda da nihayet hala onun bu isteğini yerine getirebilecek zamanımız olabilir. O zaman neyi bekliyoruz? Bir şey daha kaldı. Tabii ya, her zaman bir şey daha vardır. Yeni frekansları çalıştırmak için bir tetikleyiciye ihtiyacımız olacak. Tetikleyici mi? Ulaşılamayan anıya ulaşmamız için bir köprü oluşturacak güçlü bir şey. Ve bunu John'a vereceğiz. Böylece anısını içten uyaracağız. Ama bunu nasıl anlayacağız ki? Lan Inception'a dönüyor Allah'ım. Ama bunu nasıl anlayacağız ki? Çocukluk anılarının sadece bir kısmını yakaladık. Ve bir çocukluk fotoğrafını falan bulsak da John'un bilinci kapalı. Evet, en başa döneceğiz. Nasıl lan, doğuma mı? Sen de biliyorsun. Geçen yılki Nora işinden beri bu kadar başa bela bir şey olmamıştı. Aynen. Kafayı yiyeceğim. Neyse dışarı çıkıp biraz temiz hava alayım. Ne oluyor be? Şey, kahvemi unutmuşum da. Not, beta bloklayıcı. River'ın John'a verdiği son kağıt tavşan. Origami tavşan mavi renk bu defa. Beta bloklayıcının açıklaması. Beta bloker ilaçları sedatif etkiye sahip olup intihar için kullanılabiliyor. Aynı anda kurabiye açıklama verdi. Stres hormonlarına müdahale ederek anıları unutturma gibi bir etkiye sahipmiş aynı zamanda da beta bloker. Yani.
Evet. Pekala. Bakmadığımız... O zibidiyi takip edeceğim de bir de... Ne? Kokuyor. Ne kokuyor lan? Olur olmaz yerlerden çıkmayı kes. Hayvan leşi Eva, kokuyor. Biliyorum, onu ezmen tamamen senin suçun. Sincap, ezmiştik ya arabayla. Ta oyunun en başında. Neler oluyor? Çocukları uyandırmayın. Bir dakika. Son anı, takıldığımız son anı. Aynı koku vardı. Siz ikiniz neden bahsediyorsunuz? Koku reseptörleri doğrudan beyindeki limbik sisteme bağlıdır Lili. Bunun ne demek olduğunu anlamadın mı? Ben ney? Yani koku muhtemelen anıyı zihninde yeniden canlandırmak için en etkili his. Bu kokuyu onun çocukluk anılarına ulaşmak için köprü olarak kullanabiliriz. Ve en iyisi de Johnny'nin bilinci kapalı olsa da duyuları hala işlevsel. Ben sanırım bu olay benim bilgilerimi biraz aşıyor. Tamam, bu çok iyi. Bu harika bir şey. Şimdi hemen o hayvan leşinden bir parça getirmen gerek. Tamam, şimdi gidip... Hey, neden ben getiriyorum? Ona çarpan sendin. Evet, üzerime düşeni yaptım işte. Ah, seni aşağılık herif. Eğer yardım dokunacaksa ben... Size bir çift eldiven ödünç verebilirim. Tek kullanımlık bir eldiven değil bunlar. Ama muhtemelen bir daha kullanmam. Yani. Ben şimdi sincap leşi almaya mı gidiyorum? Ulan ne uyuz herifsin sen ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben şimdi en aşağıdaydı değil mi sincap? Aman burada takılmasın. Takılmaz değil mi ya geçenki gibi? Ha buranın da güzelliği bu. Tık diyorsun o iniyor tıkır tıkır. Rahat durun. Ha? Dejavu. Evet gene şeyler zıpladı. Sincaplar. Bir dakika ya. Bir el işareti çıktı az evvel. Allah Allah. Neyse hayırlısı. Bizim olayımız sincabı şey yapmak. Oyunu indirmek gerekiyor arkadaşlar. Kaç lira bana Ultra Year hediye etmişti. Bilmiyorum fiyatı çok fazla değildir. Kinguin'de de indirimdeydi hatta. Oradan da Kinguin linkinden şey yapabilirsiniz. Moderatörler verir. 70 MB. 30 saniyede falan iner. Aha sincap. İşin bu kısımları beni gerçekten çürümeye başlamış bir leşi bu şekilde direkt götürmek hiç iyi olmaz. Arabanın içinden subaplı bir kap var. En azından kokuyu kontrol altında tutarım. İyi. Nereye gidiyorsunuz? Ben tuvalete gidiyordum. Lan bu Watson ne? Olayı ne? Dağınıklığa bak. Kazadan sonra her şey karışmış. Ulan kesin Watson bir bok yedi. Arabada bir şey unuttu. Açık var. Şu anda kafasına dank etti. Şu anda kesin bir şey bulacak şimdi Rosalind. Oyunun bir yerinde Watson'ı sever gibi oldum sonra hemen geçti. Aman, aman, esas ot, aman, aman. Ya dublajını değiştirdim adamın, düşün işte. Aha, işte buldum. Waffle container. Şimdi şu leşten biraz alalım bakalım. Ölü sincap. Ey! Aldık. Şimdi eve geri dönüyorum. Seyun hoş geldin. Chat harflerimi yutuyor orada demiş Kua. Gerekiyordu değiştirmek ama Nemtar. Kesinlikle. Yok yani normal bir dublaj olmaz öyle uyuz mal bir adama ya. Ne oldu lan? Ah hey.
Hayvan leşini aldın mı? Hazır. Harika. Sen gidip ayarla, ben hemen dönerim. What the fuck, ne oluyor lan? Nereye gidiyorsun? Ben gidip sanal hayvanımı beslemeliyim. Sanal hayvan mı kaldı be? Ne? Evet dostum, eskileri özledim. Tamagotchi'ler vardı. Herhalde o zamanlardan şey yapıyor. Her neyse, gidip her şeyi hazır et. Ben hemen geleceğim. Senle ölmek üzere olan biri var orada. Bu ne işler karıştırıyor? Bence peşinden gidelim. Ah, gitmiyor. Ona ayıracak vaktim yok şimdi. Gitmedim. Kesin giderdim. Gider mi lan? Gitmiyor, yok. Aşağı tıklamama rağmen yukarı. Hoş geldin Miraç. Bugün tutumun. Ve bitecek yani sonu. Şimdi tam o noktaya vardığımızda sinyali göndereceğim. Bu sırada sizden kapağı birkaç saniyenizi açmanızı istiyorum. Halloldu mu? Süper. Eyvallah. 1 Ocak'ta Skyrim'de başladım demiş Çetin. Sorun çözüldüyse süper. Çözeriz yani burada, güzel. Kafanız rahat olsun. Evet, başlıyoruz. Doktora bilgileri veriyoruz. Gene makinenin ve şeyin başına geçeceğiz biz. Roslyn makinenin başına geçti. Tam zamanında geldin. Çürükçüleri hallettin değil mi? Tamamıyla kapattım ve filtreledim. Zaten ölü bir adam için çok da fark etmez. Yalnız Johnny'nin durumu gittikçe kötüye gittiğini de söyleyeyim, diyor doktor. Bu ikinizin de son şansı olabilir. Her ne yapacaksanız iyi şanslar. İhtiyacımız olan son şey şans. Girdik kafaya. Üçüncü perde. Işıklarını diğer deniz fenerlerine ve bana parıldatıyorlar. Işıklarını diğer deniz fenerlerine ve bana parıldatıyorlar. Çocuk Johnny'ye döndük. Gidelim. Futbol topu burada. Bir dakika. Bir dakika. Bir şeye tıklayamıyor muyum? Direkt futbol topunu mu şey yapacağım? Allah Allah. Anıdan anıya mı zıplıyoruz süratle? Bu küçük şeyin bize bu kadar sorun çıkardığını düşünmek. Uzaya kadar fırlatasım var. Top mu? Bence şu an tek yapabileceğim şey sinyali gönderip beklemek. Pekala, hazır mısın? Aha, sinyal şu anda doktor gitti. Doktor bir şeyi açıp kapatıyor. Evet. Bir şeyler oluyor. Çabuk bir daha gönder. Neler oluyor? Doktor, ters giden bir şey var. Ne? Sen bu tarafa geç Lili. Durumu düzensizleşmiş. Girişi yeniden ayarlamalıyız. Buraya neler oluyor böyle? İstikrarsızlaştı. Çık çık. Ne? Bu anıdan çık hemen. Ne diyorsun sen? Eğer sistem yeniden istikrar kazanmazsa şok dalgaları içerideki herkese kalıcı hasar verir. Yok artık, daha ne? Sen neden çıkmıyorsun o zaman? Olmaz Neil. Eğer ikimiz de şu durumda çıkarsak tüm çalışmalarımız sıfırlanır. Yaptığımız o kadar şeyi geri almamızın imkanı yok. Yetişmez. Johnny öl... Hay senin... Bu saçmalıklarına sakın beni karıştırma. Bu bir film değil ve sen de kahraman değilsin. Şu an salakça davranıyorsun. Peki sen neden kahramanlık taslıyorsun şu an? Hemen buradan git. Hadi oradan. Eğer sen gidersen yeni ortağım kesin Alistair olur. Onun ne kadar kötü koktuğunu biliyor musun? O leşten de beter. Lanet olsun Neil. Sana giriş sınavlarında kopya vermemin sonucu bu olacakmış demek. Kavga ediyorlar lan adamın zihninde.
Hah, düzeldi, toparladı, yeşilleşti. Barış, hoş geldin. Benim de bitti. Şimdi çay almaya gideceğim. Ara verip. Doktor? Sanırım durumu iyi şimdilik. Bak, renkler de şeyler de toparlamaya başladı. Kavga ediyorlar hala. Peki biliyor musun? Havuçlu kekin rezalet. Bir dakika. Evet, bir de şu son yılbaşı partisinde sen... Adamın kafası uşaf oldu bunlar yüzünden demiş esas ol. Biraz öyle oldu ve geri zekalılık ya. Oo. Hadi aynı şey bir daha olmadan gidelim. Sana öyle demek istememiştim. Biliyorsun değil mi? Salak demek istemedim yani. Tabii ki biliyorum. Hadi bakalım. Gene kopuk. Top nereye? Biz oraya. Aha, tam çocukluğuna döndük. Tam çocukluğuna döndük şu anda. Çok şapşallar demiş. Çilek reçeli. Yani bilmiyorum. Rosemary ben de okeydir. Ben de tamamdır ama bu şu geri zekalı vat birbirini tam tamamlıyorlar. Aha, salıncakta. Vay be, işe yaradığına inanamıyorum. Rosemary dedim değil mi ben az evvel? Rosalind diyecektim. Sonunda başardık. Şu anda girdiğimiz, yani şu anı o başlarda en başından beri giremediğimiz kayıp anı. Hani o beta blocker'dır, şudur, budur, yan etkidir vesairedir falan filan yüzünden erişemediğimiz anıya geldik. Ama burayı sevip sevmeyeceğinden emin değilim. Janesins, Jane öyle görünce ben rahatsızlanmıştım. Nasıl oyun bu? Evet. Aynen öyle. Ne demek emin değilim? Gayet huzurlu görünüyor. Neil, Johnny'nin odasında daha önce tuhaf bir şey olduğunu fark etmiş miydin? Yo, ne vardı ki? Odada çok garip bir şey vardı. Hiç mi görmedin? Hayır, sanmıyorum. Boş ver. Umarım yanılıyorumdur. Gidelim. Yürü, Johnny'nin, küçük Johnny'nin yanına gidelim. Bu da anası mı? Bahçesinde oynuyor. Da çocuk yeni yani, taze. Vay canına, bu harika. Biliyorum canım, bir gün sen de bunu kullanacaksın. Ha, küçük Johnny babasıyla konuşuyor. Yok, annesiyle. Pekala. Ha, zamanlar birbirinin içine geçmiş. Harbi lan bir sürü Johnny var. Johnny'nin biri top oynuyor orada, öbürü sokakta geziyor, bu anasıyla konuşuyor, o salıncakta oturuyor. Baksana etrafta kaç tane var ondan, hayvanat bahçesi gibi. Hı. Top oynayan, tabii ki top oynayan bizim peşine düşeceğimiz. Aha, sanki top kendi başına gidiyor ve o da topu yakalamaya çalışıyor gibi. Tamam, pekala. Diğer John... Aa, sincap. Bu ufaklığın fedakarlığı her şeyden büyük. Olacak umarım. Pekala, başka ne var? Ne oldu be? Ekran karardı. Tanrım, saat kaç olmuş? Hemen gitsem iyi olur. Mağaza bugün erken kapanıyor. Kendine iyi bak Marta. Çocuklara selam söyle. Tamam, görüşürüz. Anası Marta'yı yolladı. Pardon. Anası Marta bir şeyler işte. Analar yani. Pekala, yolun sonuna geldik. Sen ne diyordun? Unut gitsin. Belki tamamen yanılmışımdır. Baksana, burası huzur dolu bir yer. Böyle bir şey bu anı içinde yapabilecek tek şey... Lanet olsun, yok artık. Geri dönmeliyiz, hemen.
Bekle, şimdi ne oldu? Çeneni kapa da peşimden gel. Kaza mı? Evet, arabaya biniyor. Hadi bakalım. Has. Anlamıyorum. Eğer onun bilinci kapalıysa nasıl oluyor da hiç yaşanmamış bir şey görebiliyoruz? Yine de ona bir şey olmadığına şaşırdım. Aslında oldu. Ne? Odasındaki şeyi görmedin mi Neil? Johnny bir ranzada yatıyordu. Joey! What the fuck, Joy? Joy, beni duyuyor musun? Toksisk. Eyvallah kardeşim, hoş geldin sen de. Geç olsun, güç olmasın. Neden Joy'ye çarptın anne? Neden ona çarptın? Joy, uyan Joy. Uyan! Joey. Daha çok gençler ama. İkiz kardeşini kaybetmek, annesinin çektiği acıyı tahmin etmek çok zor. En azından Johnny anılarını silmek için beta bloklayıcı almış. Pek hatırlıyor gibi de gözükmüyordu zaten. Anıları belirsizleşmiş, silinmemiş. Bir yerlerde bu anıların sebep olduğu sonuçlar hala duruyor olmalı. Peki annesi? Onun beta bloklayıcı aldığını sanmıyorum. Muhtemelen akli dengesini kaybetmiş olmalı. En azından Johnny'ye sırf lakap takmak için Joey demiş olduğunu hiç sanmıyorum. Ama eğer Johnny'yi Joey olarak görmüşse, Johnny'nin kendisine ne oldu? Burası rahatsız etti beni. En iyisi gidelim. Galiba bağlantı stekanı bu değildi. İlginç. Bu kez hiç bariyer yok. Açma şu ağzını. Vay be. Artık tam çocukluğuna indik. Her şeyden öncesine. Bu defa Joey ile John. Daha da geriye döndüğümüz için Joey yaşıyor şu anda. İkizi. Dostum, bu seriyi kesinlikle okumalısın. Yani cidden acayip müthiş bir şey. 3 kitabı da anında yalayıp yuttum. Adı ne? Animorflar. Bir grup çocuğun çeşitli hayvanlara dönüşüp zihinlerini kontrol eden yaratıklara karşı savaşmasını anlatıyor. Bu saçma uzaylı şeylerini hiç sevmem. Neden ki? Harika kitap. Sıkıla sıkıla okula gitmek yerine kaplanlarla dövüşüp kötü ve büyük uzaylıları pençeliyorlar. Hepsi de rar rar diyor. Ayrıca lazerleri de var. Piu piu. Kes şunu. Buraya yazıyorum Johnny. Bir gün çok ünlü bir yazar olacağım. En havalı kitapları ben yazacağım. Bütün çocuklar kitaplarımı bedavaya alacak. Animorphica muhabbetini hatırlıyorsunuz değil mi? Zengin olacağız. Sana ve anneme çok büyük bir ev alacağım. İyi de
Kitapları bedava verirsen nasıl zengin olacağız ki? Çocuklar için bedava. Aileler yine parasını verecek tabii. Evet, emin ol, aileler sana para vermek için can atacaklar. Ne, geçen günkü olay yüzünden hala bana kızgın mısın? Hadi ama, önce ben oynadım diye bu kadar moralini bozma. Bu arada kazandığın ödüle ne oldu? Birine verdim. Bir dilenciye mi? Hayır, bu sadece o günle ilgili değil. Biliyorsun annem seni daha çok seviyor. Hey, yok öyle bir şey. Geçen yılbaşını hatırla. Ve Paskalya'yı da, ve balığa gittiğimiz zamanı da, ve... Peki tamam, bak ne diyeceğim. İstersen benim treninde oynayabilirsin. Gerçekten mi? Evet. Yani takma kafana. Senin düşüncenle bakarsan bana yenisini de alır o zaman, değil mi? Bak Johnny, neyin kime ait olduğu ne fark eder ki? Benim olan her şey ayrıca senindir de. Yani ikimiz de aynı oyuncakları oynuyoruz, değil mi? Aferin lan. Evet. Aynen. Hadi ama biz ikiz kardeş değil miyiz? Sen benim bir parçamsın. Hadi o zaman gidip komşulara satışalım. İyi de yağmur yağıyor. Ne güzel işte, yağmur yağıyor. Gidelim. Animorphlar Joey'nin, ikizinin en sevdiği çocukluk kitabı. Nasıl yetimci anı bağlantısı oluşturur umarım. Çocukluğundan da geriye gidiyoruz artık. Yani iyice, daha doğrusu bebekti, o kadar bacak kadarlığa yani. Galiba şenlik var ha. Etrafa bakınalım mı? Ben etrafa bakınayım, sen de burada dur, olur mu? Peki birbirimize soru sorar konuşmaya bir saat devam etsek olur mu? Gevezeliği kes de gidelim. Ya bozdun ama. Meyveler, taze meyveler var. Elma, portakal, domates, ne ararsanız var. Bir dakika, domates meyve değil ki. Hayır, meyve. Tohumlu bitki ve ovaryum var. Meyvenin tanımı bu. Hadi ama domates diyoruz. Biz hiç domatese meyve diyor muyuz? Biz derken? Ben bir ekiple birlikte yemek yaparım, tamam mı? Bazılarımız işimizi çok ciddiye alırız. Domates meyve midir? Onu artık siz aranızda halledersiniz arkadaşlar. Bu defa John'la Joey. Ama ben bu aptal oyuncağı istemiyorum. Ben treni istiyorum. Elimizdeki tek tren buydu. Ödülünü verip yerine bir oyuncak ayı ister misin? Hayır, ben treni istiyorum işte. Olmaz John, taşkınlık çıkarma. Anne... Ha, olmaz John, taşkınlık çıkarma. Joey kazandı işte treni, değil mi? Ama ben de kazandım. Sadece ilk oynayan oydu. İkisi de kazanıyorlar ama tek bir tren var ve ilk oynayıp kazanan Joey olduğu için tren onun. Hehe, sorun değil, sana da oynatırım. Bak kardeşin ne kadar da anlayıştı Johnny. Tamam bücürler, standın önünü kapatmayalım şimdi. Gelin, gelin bakalım orada neler varmış. Ben bücür değilim. Biliyor musun, bundan sonra artık sana bücür diyeceğim. Watt bu defa şeyi söylüyor. Roslyn'e. Blöf yapıyorsun. Evet, gelecek fallarına bakıyorum. Sen bir avukat olacaksın. Sen de bir doktor. Tanrım, he, anne de nasıl gazı geliyor. Hey Allah'ım ya, teyzem yapma böyle. Hadi ikinize de şeker alalım. Hey, paramı alabilir miyim? İyi, taktılar. Güzel. Şurada.